Bu mektubu açmadın. Parfüm kokuyor hala. Madem arkamızdaki her şeyi yakıyoruz, ben de hasretlerimi biriktirmeyeceğim. Ben seninle aynı ateşte yanmaya her zaman hazırım. Yeter ki yanımda ol. Bundan sonra birbirimizin ailesi olacağız biz. Ve altında yaşayabileceğimiz her çatı bizim yuvamız olacak. Mahmut. Mahmut. Celil. Ne oldu? Mahmut. Evdekileri bir şey mi oldu yoksa? Hemen kaçmanız lazım abi. Mahmut ne oldu? Bolşevikler. Meydanda bir binaya karargah kurmuşlar. Hemen kaçın. Öldürecekler. Sakin ol. Sakin ol. Abi. Boyu boşaltın hemen. Buraya gelecekler. Bu evinde olduğunuzu biliyorlar. Kaybedecek zamanın yok abi. Bir taka var. Havayla beni almak için gelecekti. Ama sizin durumunuz daha acil. Hemen bilin gidin buradan. Gidin abi. Sevgilim, sadece gerekli eşyalarını al yanına. Öyle yapıyorum. Bu çantayı da şura. Hı. Sakın yanından ayırmıyorsun, tamam mı? Neden? Niye bana veriyorsun? Ayrılacak mıyız? Gitmem gerekecek yine. Herkesin güvende olduğundan emin olmam lazım. Hayır, Seyit. Sakın bir daha yaşatma bunu bana lütfen. Celil, beni bırak lütfen. Onlar sizi almaya geldiler. Beni değil, hasta bir kadını kim ne yapsın? Olmaz. Sok bakayım konunu hadi. Sevgilim, söz iyileşince ben de peşinden geleceğim. Olmaz dedim Tatya. Bir daha böyle şeyler söyleme. Hazırsanız hemen çıkalım. Gün doğacak. Olmaz. Abi, abi al ustadan ayrılmanız lazım. Petro, beni dinle abi. Durum çok ciddi. Çarı muhafızlarına ne yaptıklarını biliyorsun. Merhametleri yok.
Petro, abi. Petro, abi. Gidin buradan, hemen gidin. Abi. Celil. Petro gitmiş. Ne? Ne işi olabilir ki bu saatte? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Abi sana diyorum, gidin. Celil'i de alın, gidin buradan. Olmaz. Bu adamlar sizin peşinizde. Olmaz Mahmut. Buraya gelen çiftliğe de gider. Annemi babamı yalnız bırakamam. Çiftliğe gidiyoruz. Siz buradan bu evine doğru gidin. Tamam. Sizler beni takip edin. Ya! Ya! Tatya ile şurayı değirmene götüreceğiz. Biz de oradan silahları alacağız. Savaşmadan pes etmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Seyit. Beni bırakma. Beni bırakma. Şura, beni dinle. Beni bırakma. Beni dinle. Orada daha güvende olacaksın. İnan bana. Yosef! Ne işin var burada? Sonunda maskeler indi aşağı. Kimin ne olduğu çıktı ortaya. Ne istiyorsun bizden? Birazdan burası çok kalabalık olacak. Birliğin başındaki en yakın arkadaşın Mişa Sorokin. Tam bir hain o. Zeyt! Acele et. Yaklaşıyorlar. Sen... Bu sefer hayatını kurtardım işte. Sağ ol dostum. Sağ ol. Tam zamanında geldin. Bence de. Petro, sen nerelerdeydin? Dünkü pusudan sonra tetikteydim. Etrafta nöbet tutuyordum. Şura, şura. Güçlü olman lazım. Lütfen benim için güçlü ol. Hazır mıyız abi? Hazırız. Hadi acele edin herkes atlara. Bu yılan yalnız değildir. Bir an önce değirmene gidip silahları alalım. Oradan da çiftliğe. Hadi. Çiftlikte cephane var abi. Hayır, siz gelmiyorsunuz. Havayı dalıp karşı kıyıya geç. Tehlikede olan sizsiniz abi. Kadınlar değirmene gidecek. Biz babamızın yanına gideceğiz. Onları savuşturduktan sonra buruna gideceğiz. O takaya siz bineceksiniz abi. Tatoğlu diye bir adammış. Takanın sahibi. Yanaşınca işaret verecek. Hadi. Hadi Celil. Herkes acele etsin. Şura. Şura. Atatya. Yavaş. Yavaş. Hayır Mahmut, ben onlarla gitmek istemiyorum. Tamam. İtiraz istemiyorum. Gidiyorsun. Mahmut. Seni çok seviyorum. Merak etme. Göz açıp kapayana kadar geleceğim. Tamam mı? Kendine dikkat et. Daha önce konuştuğumuz gibi. Sen takviye olacak adamları topla. Biz de önceden çiftliğe doğru yola çıkıyoruz. Derhal Bey.
Petro, sen de onlarla beraber git. Çiftlikte bana ihtiyacın olmayacağına emin misin? Ayrılmaya mecburuz. Ancak böyle vakit kazanabiliriz. Hadi. Seyit, bana ölmeyeceğine söz ver. Sen kaç savaştan çıktın, burada da ölmeyeceksin, burada da yenilmeyeceksin. Söz ver. Söz. Geri döneceğim. Seni bir daha kaybetmeyeceğim. Geri döneceğim. Tamam. Ne olursa olsun, her ne olursa olsun geri döneceğim şuna. Hadi bin. Hadi. Hadi Celil. Gel. Petro, sana emanet.